Seyircilerimizden gelen böyle enteresan şeyler var. Mecidiyeköy'den Taksim'e metroyla gidiyorduk demiş. İlk yılımdı İstanbul'da ve ilk kez biniyordum. Osman Bey diye bir anons geldi. Foto şapkalı bir amca indi. Yanımda abim vardı. Abime isimle mi indiriyorlar? Fenaymış. Bu güzelmiş. Kim yazdı? Osman Bey, o sıram geldi benim. Karşı taraf Ayşe Kadın. Öğrenciye ev vermem diyen Hacı amcaya Mersin Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde okuyoruz dedik. 3 ay kira almadı demiş. Üniversite tercihlerinde 29 tane çocuk gelişimi bölümü yazdıktan sonra bir tane gıda teknolojisi yazıp orasını kazandım demiş. Aa, bu ne acayip bir şey. Arkadaşım sahtekarlara inanıp 10 bin lira kaptırmıştı. Sonra da onları polise şikayet etmişti. Durumdan haberi olan sahtekarlar tekrar arkadaşıma ulaşıp soruşturman tamamlandı deyip bir 10 bin lira daha aldı. Vallahi. Ya. Üniversiteye yeni başladığımda Akbil'i dıtlamak yerine sokmaya çalıştım. Dondurma kutusundan... Dondurma kutusundan sarma çıktı diyor. Bu annelerimizin bize attığı en büyük kazıklardan biri. Evet. Dondurma kutusunu bir açarsın, salça çıkar ya içinden. Ortaokulda hoca sınıftan tükenmez kalem istemişti. Herkesten önce vermek için hocaya kutuyu fırlatmıştım diyor. Çalıştığım kafede eski sevgilim yeni sevgilisinin doğum gününü kutladı. Bana da pasta ikram ettiler diyor. Beyaz abi, YGS'ye girdim. Baktım sorular benlik değil. Önümde oturan kızın Türkiye Cumhuriyet numarasını, TC'sini, adını, soyadını ezberledim. Facebook'ta buldum. Şimdi sohbet ediyoruz. Allah razı olsun ÖSYM'den demiş. Bu akşam Beyaz'ın programına girerken döner kapının kafama çarpması. Kim bu? Size mi oldu? Döner kapı mı çarptı? Bir şey var mı, bir hasar? Yok, kapıda bir şey var mı yani? Kapıya bir... Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Hayatta başıma gelen en acayip şey şu an yanımda oturuyor. Söylemek ister mi kim olduğunu? Kendisi? Çıkmadı. 3 ay balık diye beslediğim yaratığın kurbağa çıkması demiş. Vallahi komik mi yoksa trajikomik mi bilemem ama dedektife gidip eşimin arabasına dinleme cihazı koyup her şeyi dinlemiştim diyor. Var mı böyle bir şey ya? Dedektif diye bir şey var mı? Böyle dinleme cihazı falan konulabiliyor mu yani? Bilmiyorum da Allah korusun. Ha, var mı arkadaşlar? Var mı? Evet var. Biliyorsunuz bayağı hanımefendi yapmışsınız yani. Başıma gelen en acayip şeyin başıma hiçbir şey gelmemesi diye söyleyeyim. Karlı bir kış gününde yolda yürüyen, kayıp yere düşen yaşlı bir amcayı kendi bastonuyla kenara çektim ya. Kaldırmak yerine tutun 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 tutun. Allah Allah. Üniversite Muğla çıktığında deniz, kum, güneş hayal ettim. Dağ, taş, bayır ve bolca boğayla karşılaştım. Lisede arkadaşlarıma yerde para bulmuştuk. Hemen parayı paylaştık. Benim aldığım para sahte çıkmıştı. O günden beri haram yemem demiş. Evet, bunlar gelenler. Çaykur Rizespor'un maçına gidecektim. Çay elinden dolmuşa bindim. Dolmuşta Pasolik kartımı evde unuttuğum aklıma geldi. İnmedim. Öyle küçük emrah gibi yollara bakarak gittim. Bu da sizlere çok çok teşekkür ediyoruz gelenlerden. İyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.